birkaç gündür gayet net açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan bir müjde duyduk ama müjde ben anlamadım. Hakikaten üstünde çok da düşündük, uğraştık anlamaya filan. Sözde müjde. Emeklilerimizi Temmuz'da sadece emeklilerimizi değil, kamu personelini, memur emeklilerini, işçilerimizi ve bütün emeklilerimizi de mutlu edecek bir haberle Temmuz'da bu müjdeyi vereceğiz. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin memura, emekliye, işçiye maaş müjdesi Temmuz ayında dedi. Ama o müjde uzmanlara göre yasalarla bağlayıcı olan maaş zammının ve enflasyon farkının her yıl olduğu gibi yansıması. Yani emeklinin memurun yasal hakkı. Bakan Bilgin de zaten geçtiğimiz yılbaşında yapılan yine o düzenlemeyi referans aldı. Enflasyon farkı vurgusu yaptı. Emeklilerimize yaptık. 1500 liraydı en düşük maaşları. Biz 12.500 liraya yaptık. Enflasyon farkını kuşatan sözleşmeler yaptık. Enflasyon farkı ortaya çıktığı zaman bu konjonktürde çıktığı gibi o farkları verdik. Müjde diyebilir miyiz bunun için? Gamze Hanım, müjde diyemeyiz çünkü memurların, memur emeklilerinin, SSK ve Bağkur emeklilerinin zaten yasal bir hakkıdır. 1 Temmuz'dan itibaren Sayın Bakan biz müjde vermiyoruz, zam yapmıyoruz deme gibi bir şansları yok. Yasal olarak bu kişilere enflasyon oranında enflasyon farkları verilecek. Emekliler 1949 yılından bu yana 5434 sayılı kanun ile korunuyor. Maaşları toplu sözleşmeyle belirlenen memurlarsa emekliler gibi enflasyon farkı gözetilerek yılda iki kez maaş düzenlemesi alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında. Ancak resmi enflasyon Mart ayında %61 ile tarihi zirveye ulaştı. Temmuz ayına kadar enflasyon artmaya devam ederse bu farkla emeklinin memurun maaşı yasal olarak zaten arttırılacak. Gerçekten müjde olabilmesi için enflasyon oranlarının gerçek enflasyon oranlarının açıklanması gerekiyor ki bu bir müjde olsun. 6 aylık dönemde enflasyon böyle olursa şayet %40'lara yakın bir zam yapılacak. Kulağa da hoş geliyor. Önümüzdeki Temmuz'da emeklilerimizin en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek bir seviyeye çıkaracağız. Emeklinin yüzünü ne güldürür belli. Ocak ayında verilen müjde çok işe yaramamışken yeni müjde de emekliyi heyecanlandırmadı. Bir emeklinin en az 5000 lira emekli maaşı alması lazım. 2000 lira gezdik gözünü seveyim. 36 sene çalışmışım, emek vermişim. Sen bana 2700 oldu. Yeni 2700 oldu. 2150 idi. Ama kendine girince çift maaş. Emekleri herhalde artık insandan sayılmadığı bir döneme geldik diye düşünüyorum. Öyle mi hissediyorsun? Öyle hissediyorum. Yani emeklinin hiçbir sorunu yöneticilerin sorunu değil. Yani bugün emekli maaşı dediğimiz parayla tek başına bile olsa bir kişinin geçinmesi mümkün mü? Değil. Şimdi bizim bugünkü etiketimiz hep algı. Orada alkışlamaya hazır insanlar var. Biraz önce konuşma sırasında da hemen alkışladılar zaten. Fakat bu bahsi geçen düzenlemenin ne içerdiği belli değil. Zaten bir takım düzenlemeler var enflasyon karşısında ezilip ezilmemesiyle ilgili. Onda da zaten TÜİK gerekeni yapıyor enflasyonla ilgili olarak biliyorsunuz. Belli bir seviyede tutulduğunda o farkı da makul bir şekilde onların canını pek yani hükümetten bahsediyorum. Sıkmayacak kadar. İşte veriyorlar filan yürüyor bu iş. Burada şimdi bir müjdeden bahsediliyor fakat nedir? Yüzlerini güldürecek bir seviye, bir zam mı bu? Yoksa enflasyon farkı mı? Nedir bu? Ha, bunu sormaya devam edeceğiz. Elbette bu ülkenin çalışanı için, efendim bütün emeklileri için. Onların arasında da farklar var. Emeklilerin arasındaki statü ve bir takım elde ettikleri, kullandıkları imkanlar arasında farklar var. Bunların da düzenlenmesi lazım. Fakat burada günlerdir, aylardır, haftalardır, yıllardır hatta bu durumu dillendirmeye çalışıyoruz. Zaten son zamanlarda özellikle de ihmal edildiğini emeklilerin hep söyledik. Ve nihayet hem bakan da böyle bir açıklama yaptı. Gerçi ne olduğu belli değil. Böyle hep vaatle geçiyor. Ama en azından nihayet emekli gündemin ilk sırasında.
En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun. Ayıptır ayıp. 2500 lirayla bu zamlar karşısında bir emekli evini geçindirebilir mi? Emeklilerimizi Temmuz'da mutlu edecek bir haber. Emekliye şunu söylüyorum. Verdikleri sözün hangisini yerine getirdiler? Ya artık yeter, artık insaf. Asgari ücretin altındaki maaşlarıyla geçinmeye çalışan milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde artışa kapıyı kapayan iktidar Temmuz'a randevu verdi. Muhalefet sık sık verilen ama bir türlü gerçekleşmeyen sözleri hatırlattı. Bir sözü çıkıyor, diyor ki asgari ücrete Temmuz ayında zam yapacağını. Grup başkan vekili zam yapacağız diyor. Bakan değerlendiriyoruz diyor. Cumhurbaşkanı öyle bir şey gündemimizde yok diyor. Hepsi çark ediyor. Asgari ücreti Aralık'ta yeniden ele aldığımız zaman hiç kimsenin beklemediği artışı gerçekleştireceğimizi iyi kötü tahmin ediyordur toplum. Hadi be oradan, hadi be oradan. Akşama sadece makarna pişirmiş anneler benden yardım istiyor. 3 milyon 998 bin yani 4 milyon dul ve yetimin aylığı ne kadar biliyor musunuz? 600-700 TL. Önce inkar ettiler bu rakamları, iş buradan alıyor. Yaklaşık 8 milyon emekli asgari ücretin altında maaş alıyor. 4250 TL emekli alan zengin sayılıyor. Önümüzdeki Temmuz'da en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek bir seviyeye çıkaracağız. 84 milyonla dalga geçmeyin, sabah söylediğini akşam yalanlamayın, verdiğiniz sözde durun. Muhalefet tek tek sıraladı, geçinemiyoruz sesini yükselten ama iktidarın bir türlü ortak karar alıp adım atamadığı grupları. Şimdi gelelim EYT'lilere. Nankör dedi, yan gelip yatıyor dedi, baba her şeyi dedi. EYT'yi çözeceğiz diyorlar, diyorlar mı? Bir gün çünkü EYT diye bir şey gündemimizde yok diyorlar. Milletin hayalleriyle, milletin geleceğiyle oynayarak da çarp etmeye devam ediyorlar. Eleştirilerin ardından söz bir kez daha seçime geldi. CHP lideri herkes evini mutfağını düşünsün, elini vicdanına koyarak oy versin dedi. Herkes sabırla beklesin. Sandık sonunda gelecek. Ben 4250 bin lirayla çalışan bir inşaat işçisinin 700 lira kira verip 5 kişilik bir aileye bakacağına inanmıyorum. Ama Avrupa bizi kıskanıyorsa ne mutlu bize, ne mutlu. İşte şimdi artık milletimiz konuşuyor. Dolayısıyla oğlum artık hatta'ya gidiyorlar. Hepsini emekli edeceğiz. Emekliyseniz aldığınız aylığı düşünün. Asgari ücretliyseniz pazara çıktığınızda yaşadıklarınızı düşünün. Türkiye bunları hak ediyor mu? Siz bunları hak ediyor musunuz? Hayır. O zaman dönem değişim dönemi.